Kitab-ı Sarf. Bu bitti. Şimdi Kitab-ı Sarf'a geldi. Az da okuyalım da bırakalım. Sarf. Sarraflık ya, diyoruz ya. Para verip almak. Para bozdurur. Altın verir, gümüş alır. Gümüş verir, altın alır. Banknot verir, banknot alır. Para işi. Bu Kitab-ı Sarf'ta birçok bablar var. En evvela riba babını alıyor. Haram olan bir kısmı beyan ediyor. Ondan sonra helal kısımlarında beyan edecek. Babur riba. Riba bahsi. Haddesena Fehd ibn Süleyman ibn Yahya. Kale haddesena Muhammed ibn Sa'id el-Esbahani. Kale akberena Süfyanen Ubeydillah ibn Ebi Yezid. An ibn Abbasin an Üsamet ibn Zeydin enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Üsame dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kâle buyurdular, İnnemer riba finnesiye. Riba veresiyededir. Şimdi bunun hülasesi Üsame ibn Zeyd diyor ki, altından sattığın vakitte az verir çok alırsan, gümüşü gümüşe sattığında az verir çok alırsan yahut çok verir az alırsan bu riba değildir. Ya veresiye olursa ribadır. Diğer ashab-ı kiram diyorlar ki Hazreti Üsame hükmü yanlış anlamış. Altından verdiğin vakitte ziyade almak vermek caiz değildir. Bu da ribadır. Hulasa bu Hazreti Üsame'nin bu rivayetinden başladı. Niçin? Riba iki kısımdır. Birisi ribal fadıl, birisi ribal nesiye. Ribal fadli caiz gördü, ribal nesiyeyi caiz görmedi bu rivayeti. Bundan sonra bu rivayetin asli zayıf olduğunu aşağıda ispat ediyor. Fakat en evvel ondan başladı. Olur ya adam kitabın iki tarafını okumaz, bir yerde de görür bu hadisi. Ulan tam hadis, bak işte Üsame ibn Zeyd ribal fadlı tecviz etti. Ben binaenaleyh veririm adıma bir altın. Ertesi sene bana bir altın bir de rübü getirsin. 10 altın veririm, bana 11 altın getirsin. İşte faizcilik ya, buna adı faizcilik. Nerede? İşte hadiste var Üsame ibn Zeyd. Ama veresiye olursa diyor, bu haramdır. Ben şimdi vereyim, o sonra versin. Yok, o caiz olmaz, haramdır ama el ve el verirsense bu caizdir diyor Hazreti Üsame. Haddesena Nesr ibn Merzuk, kâle haddesena Husayb ibn Nasih, kâle haddesena Hammadun en Amr ibn Dinar, an ibn Abbasin en Üsamete ibn Zeydin, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle mislehu. Aynen bu hadisi şerifi Nesr ibn Merzuk da İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud, kâle haddesena Amr ibn Avd, kâle akhberana Halidun huve ibn Abdillah el-Vasiti, en Halidin huvel Hazzâ, en Ekrimeten ibn Abbasin en Üsamet ibn Zeyd, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle la riba illa finnesiye. Riba olmadı, illa veresiyede oldu. Haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun, kâle haddesena el-Velid ve anil Evza'iyye en ata en Eba Sa'idin el-Hudri laqiye ibn Abbas. Ebu Sa'idin el-Hudri Abdullah ibn Abbas'a mülâkı oldu. Fekâle dedi ki, Araeyte, sen gördün mü? Yahbirini, haber ver demek. Kavleke fissarf. Sarf meselesinde senin sözünü gördün mü? Yani haber versene. Yani zehebe bizzeheb. Altını altından sattığın vakitte. Ve beynehuma fadlun. Bir tarafta da ziyade var. Birisi mesela 5 dirhem altın veriyor, 6 dirhem alıyor. Yahut da 6 dirhem veriyor, 5 dirhem alıyor. Eşşey'ün semi'atehu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bunu caizdir diyor Abdullah bin Abbas, caizdir demiş. Mesela 5 dirhem verdin, 6 dirhem aldın. O da altın, o da altın. Bu caizdir. Sen böyle fetva veriyorsun. Bunu sen Resulullah Efendimiz'den mi işittin? Caiz olduğunu söylüyorsun. Ev şeyün vecettehu fi kitabillahi azze ve celle. Yahut da Resulullah Efendimiz'den işitmedin de Kur'an-ı Kerim'de mi gördün? Kur'an'da mı bunun yeri var? Yani Ebu Sa'id'in Hudri Abdullah ibn Abbas'ı sıkıştırıyor. Kendi hatasını kendisini ikrar ettirecek. Fekale ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas dedi ki, emma kitabullahi azze ve cel, emma Kur'an'da fela alemuhu. Ben onu bilmiyorum, görmedim. Kur'an'da böyle bir şey yok. Ve emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'den işitmeye gelince, fe entüm alemu bihi minni. Benim yaşım küçüktü. Resulullah Efendimiz'den o kadar rivayet edemedim. Siz yaşınız büyüktü. Resulullah Efendimiz'in hadislerini siz daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Siz benden daha alimsiniz dedi. Velakin haddeseni Üsame ibn Zeyd. Lakin bana Üsamet bin Zeyd haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdular ki inneme riba fin nesiyâ. Riba nesiyâde, veresiyede olucudur. Ben de bu rivayeti duyunca fetva verdim ki altını altından fazlayla noksandan satmak caizdir diye. O rivayet üzerine bu fetvayı verdim. Haddesena Yunus kâle akberena Ubeydullah bin Nafi an Davud bin Qays an Zeyd bin Eslem an Atai bin Yasar an Ebi Sa'id. Yine Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayet ediyor ki kâle kultu ibn Abbas. Ben Abdullah ibn Abbas'a dedim ki araeytellezî tekûl, dediğin şeyi görüyor musun? Yani bana haber ver. Eddinareyni biddinar. 2 altını veriyorsun, 1 altın alıyorsun. Beddirhemeyni biddirhem. 2 dirhem veriyorsun, 1 dirhem alıyorsun. Sen bunu böyle fetva veriyorsun. Eşhedü enni semeytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz deriz ki bana bak bana. Ebu Said el-Hudri ona diyor sen böyle fetva veriyorsun bana bak. Ben şehadet ederim ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hatta enni semiyatü diyor. Muhakkak ben işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâli. Peygamber Efendimiz işittim buyurdular ki eddinaru biddinar veddirhemu biddirhem la fadla beynehuma. Eddinar yahut da bu bi'uya mukadder bi'uya mef'ul da olabilir. Eddinare biddinar, altını altına satınız. Ve dirheme biddirhemi, dirhemi dirheme satınız. La fadla beynehuma. Aralarında ziyade yok. Ziyade olursa riba olur. Yahut da eddinar müpteda yaparsansa eddinaru bey'uhu biddinar. Dinarın satışı dinar iledir. Eynen. Ve dirhemu biddirhem, dirhem de dirhem ile satılır. La fadla beynehuma, aralarında ziyade yoktur. Binaenaleyh sen nasıl ziyadeyi tecviz ettin dedi ona. Fekal İbn Abbas, İbn Abbas dedi ki ente semiyete hâdâ min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bizzat Peygamber Efendimiz'den bu hadis-i şerifi işittin mi? Fekultu Ebu Said el-Hudri diyor ki ben dedim ki naam, ben bizzat kendim işittim. Fekal Abdullah İbn Abbas dedi ki fe inni lem esme hâdâ, ben bunu işitmedim, bu hadisini rivayet etmiş olduğun hadisi işitmedim. İnnemâ ahberenihi Üsametü bin Zeyd. Üsametü bin Zeyd bana haber verdi ki veresiyede riba vardır fakat elbeğer olursa riba yoktur. Yoksa ben Resulullah Efendimiz'den böyle bir hadis-i şerif işitmedim. Kâle Ebu Said, Ebu Said el-Hudri diyor ki ve neza'a anha İbn Abbas. İbn Abbas'a ben böyle Resulullah Efendimiz'den işittiğim rivayeti söyleyince o bu fetvadan çıktı. Ve neza'a, çıktı demek. Anha, bu meseleden, Üsamet İbn Zeyd'in rivayeti olan meseleden çıktı İbn Abbas. Yani o fetvayı terk etti, öyle fetva vermedi. Haddesena İbn Ebi Davud, kâle haddesena Amr ibn Avn, kâle akberena Qaysun ve huve ibn Rabi' an Habibi ibn Ebi Thabit, an Ebi Salih es-Semman, kâle kultu le Ebi Sa'id. Ebi Sa'id'in Hudri'ye ben dedim ki Ebu Salih es-Semman diyor. Ente tenha anis sarf, sen sarftan nehyediyorsun. Yani fazla altını, gümüşü satarken fazla almayın diyorsun. Ve İbn Abbas yemru bihi, İbn Abbas da tecviz ediyor. Fazla alıp verebilirsiniz. Fekale Ebu Said el-Hudri dedi ki kad laqaytu İbn Abbas, ben Abdullah İbn Abbas'a mülakı oldum. Fekultu, ben ona dedim ki ma hadellezî tufti bihi fissarf. Bu sarf meselesinde vermiş olduğum bu fetva nedir? Eşşeyün vecettehu fi kitabillah, Allah'ın kitabında bulduğum bir şey midir bu? Ev şeyün semiyetehu min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa Resulullah Efendimiz'den işittiğim bir şey midir? Bu fetvayı nereden çıkardı? Fekale dedi ki entüm akdemu sohbeten li Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme minni. Peygamber Efendimiz'e sohbet yönünden siz benden daha akdemsiniz. Çünkü Abdullah bin Abbas'ın yaşı küçüktü. Ve ma akrahu minel Kur'an illa ma tekrevun. Kur'an'dan da sizin okuduğunuzu ben okuyorum. Yani eğer Kur'an'da bulsam siz de bulacaksınız. Kur'an'da yok. Velakinne Üsamet ibn Zeyd, lakin Üsamet ibn Zeyd haddeseni, bana rivayet eyledi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle la riba illa fiddeyn. Riba olmadı illa deyinde. Yani veresiye boş verirsense onda fazla alamazsan. Ama elbette olursa caizdir demek istedi. قال أبو جعفر إمام التحاوي dedi ki فذهب قوم ulemadan bir kısmı zahip oldular ki ile enne bey'al fiddati bil fidda ve zehebe bil zeheb, altını altına, gümüşü gümüşe satmakta. Misleyni bir misli, iki misline bir mislini, bir mislini veriyor, iki mislini alıyor. Yahut iki mislini veriyor, bir mislini alıyor. Caizün caizdir, izâ kâne yeden biyedin elbel olursa. Ve ihteccu fî zâlik, bu mesele hakkında da ihticac eylediler. Bima raveynâhu an Üsâmete ibn Zeyd'in anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Üsame'nin Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu bu hadisle ihticac eylediler. Ve halefehum fî zâlike âkherûne fekâlû. Fakat ulemanın diğerleri buna muhalefet dediler ki la yecuzu bey'ul fiddati bil fidda ve le'z-zehebu ve le'z-zehebi bi'z-zeheb. Altın gümüşü gümüşe, altını altına satmak caiz olmadı. İlla mislen bi mislin, illa misli misline. Sevaen bi seva, müsavi olarak, yeden bi yedin, hem de elbel. Elbel vereceksen hem de müsavi olacak. Bunlar da böyle dediler. Ondan sonra tevil hüccetlerine geldiler. Burada kalsın. Yarın da delillerini okuyalım. Allahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve halefehum fî zâlike âkherûne fekâlû lâ yecûzu bey'ul fiddati bil fidda ve le'z-zehebi bi'z-zeheb illâ mislen bi mislin sevâen bi sevâ yeden bi yedin. Dün okuduk ya riba hakkında. Riba caiz midir, değil midir? Riba nesiye var, riba fadıl var. Üsame ibn Zeyd radıyallahu anh rivayet etti ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki haram olan riba nesiyedir. Öyleyse riba fadıl caizdir çıkıyor bundan. Binaenaleyh ulemanın bir kısmı buna zahip oldular ki altını altına fazlasıyla satsan caizdir. Gümüşü gümüşü fazlasıyla satsan alsan caizdir. Ya veresiye olursa caiz değildir dediler. Ulemanın bir kısmı muhalefet etti, dediler ki yok öyle değildir. Altını altına, gümüşü gümüşe sattığın vakitte müsavi olacak ve yeden bir yedin olacak. Mecliste bir olacak. Ve kânetil hüccetü lehum fî tevîli hadîs ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma an Üsâmete radıyallahu anh. Peki bu ikinci zümre madem ribel fadli haram gördüler, Hazreti Üsame'nin rivayet ettiği hadisi nasıl tevil ettiler? Ona ne mana verdiler? Hazreti Üsame bu hadisi Resulullah Efendimiz'den işitmiş. Yalan söylememiş ya. Diyor ki اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْاَوَّلِ Faslı evvelde zikrettiğimiz hadisi şerif Hazreti Üsame rivayet ediyor. Abdullah ibn Abbas da ona göre fetva vermiş. Bunun tevilinde dediler ki اَنَّ ذَٰلِكَ الرِّبَا Hazreti Üsame'nin dediği ki riba nesiye haramdır, diğeri değildir. Bu riba innema ana bihi ribel Kur'an. Kur'an'da beyan edilen ribayı kastetti. Kur'an'da beyan edilen riba var, bir de hadiste beyan edilen riba var. Kur'an'da beyan edilen ribayı kastetti. Ellezî kâne asluhu fin nesiye. Kur'an'daki ribanın aslı da nesiyede, veresiye olan ribaydı. Kur'an-ı Kerim onu beyan ediyordu. İşte budur dediler. Ve zâlik bu Kur'an'daki evet riben nesiye enner recule bir adam kâne yekûnu lehu alâ sahibihi eddeyn. Evet. Sahibinde alacağı var. Bir adamın birisinde alacağı var. Feyekûlu lehu o borçlu adam alacaklıya der ki eccilni minhu bu borçtan dolayı bana mühlet ver. İlâ keza ve keza filan tarihe kadar bana mühlet bir. Mesela diyelim ki şimdi Ramazan'da bunun borcunu ödeyecek. Diyor ki Mevlid ayına kadar yahut da Recep ayına kadar bana mühlet ver. Bir keza ve keza dirhemen şu kadar dirhem sana fazla para vereyim. Ezidükeha o parayı sana ziyade edeyim fideynike alacağında. Alacağı ne kadar? Mesela 5.000 riyal alacağı var. Müddeti dolmuş. Ben 6 ay daha mühlet ver, ben sana 100 riyal daha fazla vereyim. Bu işte nedir? Bu Kur'an-ı Kerim'de varid olan budur. Evet. Feyekûn müşteriyen o adam satın almış olur. Neyi? Li ecelin müddeti bi malin mualile. Bu 6 ay mühleti neyle satın almış oldu? Malının parayla 100 riyal veriyor, 6 ay mühlet satın alıyor. فَنَهَاهُمُ azze ve celle عَنْ ذَٰلِكِ Cenab-ı Hak bundan nehyiledi. بِقَوْلِهِ قَوْلِ شَرِفِيلَ اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقْيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İşte Kur'an'da varid olan riba bu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman şerefiyle müşerref olan zatlar. İttakullah. Allah'a ittika ediniz. Allah'tan korkunuz. Ve zeru terk ediniz. Ma bakiye miner riba. Ribadan baki kalan. Yani baş parayı aldın mı? Ondan sonra bir de 6 ay mesela müddetle bir para verdin o müddete. Onu terk et. Sen baş paranı al. O ribadan baki kalanı, ziyade edileni terk et. İn kuntum müminin, eğer siz doğru mümin iseniz böyle yapın. Sümme caati sünne. Şimdi Kur'an'da bu beyan edildi. Demek ki müddeti dolmuş. Müddeti uzatmak için para veriyor, müddeti uzattırıyor. İşte riben nesi'e dediği bu ki Hazreti Üsame'nin rivayet etmiş olduğu hadis buna mahsus. Buna burada ne diyor? Ribel Kur'an. Kur'an'da zikredilen riba. Sümme caati sünnetu. Ondan sonra sünnet geldi. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri ba'de zalik. Bu ayeti kerimeden sonra bi tahrimi riba fit tafadul. Ribanın tafadulde de haram kılındığına dair sünnet varid oldu. Riben neseyi zaten Kur'an nehyetti. Bir de ribel fadıl var. Sen veresiye değil de peşine veriyorsun. Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa veresiye oluyor riba ama peşin olursa ziyade caiz olması lazım geliyor. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır. Yeden bir yedin olursa ve müsavi olursa caizdir. Yeden bir yedin olmazsa riben nesiye olur. Ziyade olursa ribel fadıl olur. Ribel fadıl da bu da caiz değildir, bu da haramdır. Fizzehebi bizzehebi vel fiddati bil fiddati. Altını altına, gümüşü gümüşe satmakta evet ziyade olmayacak. Vesairil eşya. Diğer eşyalar da böyle. El mekilat vel mevzunat. Ölçülen, tartıyla satılan şeyler de böyledir. Ala ma zekerehu İbadet ibn-i Samit radıyallahu anh. Netekim İbadet ibn-i Samit rivayet eyledi. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den fîmâ raveynahu anhu. Hazreti İbadet'den rivayet eyledik. فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا bizim bu kitabımızda tekaddüm eden bablarda فِي بَابِ بَيْعَ الْحِمْتَةِ بِالشَّعِيرِ ta yukarıda geçmişti ya arpayı buğdayla, buğdayı arpayla satmak bahsi var idi. Evet. Evet. İkisi arpayı verir 2 kilo, buğdayı alır 1 kilo tabii. Arpa çok olacak, buğday kıymetli. Caiz olur. El be el olursa orada tefadül caiz fakat veresiye caiz değil. Buğdayı versin, arpayı sonra alsın. Yahut arpayı versin, buğdayı sonra alsın. Olmaz. Elbel olacak. Ama tefadül caiz. Yok, buğdayı buğdayla satarsa tefadül de olmayacak. Arpayı arpayla satarsa hem müsavi olacak hem elbel olacak. Fekâne zâlike riben. İşte bu bir ribadır ki hurrime bis sünneti. Sünnet ile haram kılındı. Ney? Ribat tefadül. Altın altına veriyorsun, ziyade alıyorsun. Gümüş gümüşü satıyorsun, ziyade alıyorsun. Bunun adı ribel fadıl. Bu sünnet ile haram kılındı ve tevateret. Sünnet de hadis-i şerife de tevatür etti. Bihi bununla, bunun haram olmasıyla el asar, eserler, hadisler an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den varid olan hadisler tevatür derecesine geldi. Hatta kâmet lihel hüccâ. O ki tevatür derecesinde rivayetler var. Öyleyse hüccet kaim oldu ki ribel fadıl da haramdır. Ve delilu ala enne zalik. Peki delil diyor ki sizin dediğiniz doğru mu? Hazreti Üsame'nin rivayeti Kur'an'da zikredilen riben neseye ait. Yoksa ribel fadla ait de hadisi şerifler vardır. Buna delilin var mı? Var diyor. Ve delilu delil ala enne zaliker riba. Şu riba, öyle riba ki el-muharreme fî hâdî l-azâr bu hadisi şeriflerde tahrim edilen ribel fadıl huve bu gayru riba, ribanın gayrisidir. Orada vellezi demiş, vav ziyade, o ben epey gece gün düşündürdü, yani şu gayru riba, ribanın gayrisidir, vav isilir. Ellezi, öyle riba ki revâhu ibn Abbas en Üsame radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas'ın Hazreti Üsame'den rivayet eylediği ribanın gayrısıdır. Hazreti Üsame'nin rivayet eylediği Kur'an-ı Kerim'de zikredilen riben nesiye. Halbuki bu hadisi şeriflerde gelen, şimdi okuyacağız, bu ribel fadır. O riba başka, bu riba başka. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Üsame'de Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemişti. Bu delil, bunun üzerine delil vardır. Delil müpteda haberi, delil rücu'u ibn Abbas'in, Abdullah ibn Abbas'ın rücu'i, kendi fetvasından dönmesi delildir ki Hazreti Üsame'nin rivayet ettiği hadisteki riba başka, bu eserlerde gelen riba başka. Radıyallahu anh'a. Neye rücu'i? Dönmesi ila ma haddesehu bihi Ebu Sa'idin radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'idin Hudri gitti, Abdullah ibn Abbas'ı ikaz etti ve kendi fetvasını terk etti, döndü. Onun dönmesi delil oluyor ki Hazreti Üsame'den Abdullah ibn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu riben nesiye haramdır, ribel fadıl haram değildir. O riba başka, hadislerde gelen riba başka. Mimma kad zekernahu fi hadel bab. Evet, o Ebu Said'in Hudri'den de gelen neden? Yukarıda okuduk ya, bu babda geldi. Ebu Said'in Hudri gitti, bu fetvayı sen nereden çıkarıyorsun? O da Hazreti Üsame'den ben rivayet eyledim, o da vallahi ben Resulullah'tan işittim. Ribal fadıl haramdır dedi. Çünkü derste geçti. فَلَوْ كَانَ مَا حَدَّسَهُ بِهِ أَبُوْ سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكِ Ebu Said'in Hudri'nin rivayet eylemiş olduğu hadis olsaydı, fil ma'na allazi kana Usame radıyallahu anhu haddesehu bihi, Hazreti Üsame'nin rivayet etmiş olduğu hadisin manasında olsaydı, yani her ikisinde de şöyle anlasak ki riben nesiye haram, ribel fadıl caiz, böyle olmuş olsaydı, izen lema kana hadisu Ebi Sa'id indehu evla min hadis Usame radıyallahu anh, Hazreti Ebu Sa'id'in rivayeti Hazreti Üsame'nin hadisinden evla olmazdı. Abdullah ibn Abbas'la niye dönsün? Nedir Ebu Sa'id'e? Sen bir rivayetin var. Hazreti Üsame'nin de rivayeti var. Hazreti Üsame'nin rivayetini ben bırakacağım da senin rivayetini mi alacağım? Fakat anladı Abdullah ibn Abbas ki o hadisteki tahrim edilen riba başka, bu hadislerde rivayet edilen riba başka. Velakinnehu lem yekun alime. Lakin Abdullah ibn Abbas bilmiş olmadı. بِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا الرِّبَا. Ribel fadlın haram olduğunu Abdullah ibn Abbas duymamıştı. Hatta haddesehu biha Ebu Sa'idin radıyallahu anh. Hatta Ebu Sa'idin Hudri ona rivayeti söyledi. O vakitte bildi ki hani ribel fadılda haram imiş. فَعُلِمَ bilindi ki اَنَّمَا كَانَ حَدَّثَهُ بِهِ Üsame radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Üsame'nin Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğu hadis kâne fî riben, bir ribada oldu. Öyle riba ki gayri zâliker riba, hadislerde rivayet edilen ribanın gayrisi oldu. Evet. Femimmâ ruvye. Şimdi bu şeyde iki rakamında güzel bir izah var. Onu okuyalım da sonra devam edelim. Kavlu tevateret. Ribel fadıl hakkında hadisler çok rivayet edildi, tevatür derecesine geldi. Tevatür derecesi ne demek? O kadar raviler çok ki onların yalan üzerine ittifakı muhal. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi ittifak edebilir bir yalan söylemeye. Fakat birçok adamlar rivayet ederler, o rivayeti ne etmek? İnkar etmek imkanı yok. Mesela bugünkü mevzumuzda Hazreti Osman radıyallahu anh'ın mihrabı yaptırdığı tevatüren sabit. Bir adam kalksa da hayır bunu Hazreti Osman yaptırmamış, Ebu Bekir yaptırmış. İki adam, beş adam kalksa iddia etseler o tevatürü bozar mı? Olmaz. Bozmaz. Tevatüren sabit olmuş. Bu hadislerde o kadar raviler çok ki tevatür olmuş. Tevatüren sabit olan bir hükmü inkar etmek de küfürdür. Ha. Peki tevatür nereden gelmiş? Diyor ki اَعْلَمَ اَنَّ حَدِيثَ الرِّبَا الْمَشْهُورِ مَرْوِيٌ عَنْ 16 مِنَ السَّحَابَةِ 16 sahabeden ribel fadlın haram olduğuna dair hadis var. 16 sahabe, 16 sahabenin yalan üzerine ittifakı muhal. Onun için tevatür oldu. Kimmiş onlar? 16 sahabe. وَهُمْ 16 kişi. Ömer'u, Übadet ibn-i Samit, Ömer 1, Hazreti Übade 2, ve Ebu Said'in Hudri 3 ve Muaviye 4 ve Bilal 5 ve Ebu Hureyre 6 ve Ma'mer ibn Abdullah 7 ve Ebu Bekir radıyallahu anh 8 ve Osman, Hazreti Osman 9 ve Hişam ibn Amir 10 ve Bera ibn Azib 11 ve Zeyd ibn Erkam 12 ve Fudalet ibn Ubeyd 13 ve Ebu Bekir'e 14 ve İbn Ömer 15 ve Ebu Derda 16. Bu 16 sahabeden rivayetler var. Peki bu rivayetleri de ispat et. 16 sahabeden rivayet gelmiş ama hangi kitaplarda gelmiş? Onu da izah ediyor. Diyor ki hadis-i Ömer inde sitte. Hazreti Ömer'in hadisi kütüb-i sittede var. Ve hadis-i Übade indehum gayrel Bukhari. Hazreti Übade'nin hadisi de kütüb-i sittenin 5'inde var, yalnız Bukhari'de yok. Evet. Ve hadis-i Ebu Said inde Müslim. Ebu Said'in Hudri'nin hadisi Müslim'de var. Ve Nese'yi, bir de Nese'de var. Ve hadis-i Muaviye, Muaviye'nin rivayet etmiş olduğu hadis dem yüced illa fi zımni hadise Ebu Derda. Bu bulunmadı illa Ebu Derda'nın hadisinin zımnında bulundu. Ebu Derda'nın hadisi zikredilirken o zikredilmiş. Ve hadis-i Bilal indel Mısr-ı Taberani. Hazreti Bilal'in hadisi de Taberani'nin indinde. Ve hadis-i Ebu Hureyre inde Müslim. Ebu Hureyre'nin hadisi Müslim'de. Ve keza hadis-i Ma'mer indehu. Ma'mer'in rivayeti de Müslim çıkarmış, onu orada yazmış. Ve hadis-i Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in hadisi indel Bezzar fi müsnedihi. Bezzar müsnedinde tahriş etmiş. Ve hadis-i Osman inde Müslim vel musannif. Hazreti Osman'ın hadisini Müslim ihrac etmiş, bir de İmam-ı Tahavi. Musannif dedi ki bu. Ve hadis-i Hişam inde Taberani. Hişam'ın hadisi Taberani'de var. Ve hadis-i Bera ve Zeyd. Bera ibn Azib ile Zeyd ibn Erkam'ın hadisleri de inde Şeyh'in, Bukhari ve Müslim'de var. Ve hadis-i Fudale indel Musannif. Fudale'nin hadisi de İmam-ı Tahavi'de var. Ve Ebi Davud'da da var. Ve hadis-i Ebu Bekir'e indel Mısri ve Nese'yi. Ebu Bekir'in hadisi Mısri ve Nese'nin indinde var. Ve hadis-i İbn Ömer indel Musannif. Abdullah ibn Ömer'in hadisi Tahavi'de. Vel hakim fi müstedrekihi. Bir de hakimin de müstedrekinde var. Ve hadis-i Ebu Derda inden Nese'yi. Ebu Derda'nın hadisi de Nese'de var. Kitapların hepsinde beyan etti. Bu tevatür olmaz da daha nasıl olur tevatür? İşte tevatür oldu. Basata tahricaha el-Hafizul Ayni fi ammetiha hurmete ribel fadl fil haceri. Hafiz Ayni, Bedreddin Ayni diyor ki bunu uzun uzadıya bastetti. Hacereyn dedi ki altın gümüş, bunlar taş yasırları. Altın ve gümüşte ribanın bulunduğunu ispat ediyor. Hadiste sabittir. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserlerdendir. فِي نَحْوِ مَا زَكَرَهُ Ebu Said'in radıyallahu anh. Ebu Said'in Hudri'nin rivayet etmiş olduğu manada ki ribel fadıl altında gümüşte var. Ma bir hadis ki haddesene İbn Ebi Davud قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا مالك بن أنس عن مولى له عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال altını eder. Bir altını iki altına satmayınız. Vele dirheme bir dirhemeyni. Bir dirhemi iki dirheme satmayınız. Niye? Ziyade var. Ziyade olduğu gibi riba olur. Haddesana Yunus قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك أن حميد بن قيس حدثه عن مجاهد المكي أن سائغا bir kuyumcu, sayık kim? Huve amilul huli, zinet yapan adam. Sâle Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer'e sordu. Dedi ki inni asuğu sümme ebi'u şey'e min zâlik ve eksere min veznihi. Ben altın gümüş getiriyorlar. Ben bunu zinet yapıyorum. Evet. Fakat onların getirdikleri vezinde yaptığım şeyden fazla. Ve estaftilu min zalik kadr ameli. O getirdikleri altın gümüşten o zineti yapıyorum. Fakat getirdiklerinden bir miktar eğiliyorum ki benim ücretim oradan çıksın. Mesela diyelim 50 dirhemse 45 dirhemini yapıyor. 5 dirhem de ondan kendisine amel olarak, ücret olarak alıkoyuyor. Fenehahu Abdullah ibn Ömer'en zalik. Abdullah ibn Ömer dedi ki yapma. Niye? O 50 dirhem getirdi. Sen 45 dirhem veriyorsun. O 5 dirhem noksan olduğu gibi riba oldu. Yapma bunu dedi. فَجَعَلَ السَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسَلَ Okuyumcu durmadan soruyor. Abdullah ibn Ömer de veya Ebahu aleyhi Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer de olmaz diyor. Diyor hatta enteha ila dabbetihi ev ila babil mescid. Ravi diyor ki şek ediyor. Mescidin boyuna sordu. O sordu, o nehyetti. O sordu, o nehyetti. Mescidin kapısından çıkıncaya kadar. Yahut da hayvanına bininceye kadar o adam ısrar etti. Abdullah ibn Ömer'den nehyedi. Fekale lehu Abdullah. Nihayet Hazreti Abdullah ona dedi ki اَدْدِينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا bir altın mukabeledir. Bir gümüş mukabeledir. Aralarında ziyade yok. هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا اِلَيْنَا Bizim Peygamberimiz bize böyle ahdetti, bize böyle öğretti. وَعَهْدُنَا اِلَيْكُمْ Bizim ahdimiz de size böyledir. Aldığımız gibi teslim ederiz. Ziyade olmaz. وَحَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا عَفْوَانِ قَالَ حَدَّسَنَا هُمَا قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Ubade ibn Samit hutbe okudu diyor. Ebu'l-Eş'as diyor ki ben o hutbeye hazır oldum. Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki ennehu kal sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. اَذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ Altını altına satınız, vezni vezinle, müsav olarak. وَالْفِدَّةَ بِالْفِدَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ Gümüşü gümüşe satınız, vezin müsav olsun. وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ Buğdayı buğdayla, ölçüsü ölçüsüne, ziyade olmasın. وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ Arpayı yine böyle. Müsav olarak. وَلَا بَاسَ بِبَيْءِ الشَّعِيرِ بِالْتَمْرِ Arpayı hurmayla satmakta beis yoktur ve temru ekferhuma hurma arpadan fazla. Bu olabilir. Mesela buğda da böyle. Hurmayı hurmayla satarsan müsavi olacak. Hurmayı arpayla satarsan bir tarafta ziyade olursa bu caiz. Ve temru ekferhuma lakin onun şartı yeden bir yedi. Elbel olsun ki riben neseye gitmesin. Ve temre bit temri ve milha bil milhi Hurmayı hurmaya, tuzu tuza müsavi olarak satınız. Menzade her kim ziyade verir ise, bir taraftan birisi ziyade verir ise, evis tezade yahut da öteki ziyade almayı talep eder ise, fakat erba ribaya dahil olmuş olur. İsteyen de ribaya girmiş olur, veren de ribaya girmiş olur. Haddesena Ebu Bekr'e kâle haddesena Hüseyin ibn Hafs'in el-Esbahani. قال حدثنا سفيان بن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Yine Hazreti Ubade'den rivayet ediliyor. Diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Buyururdu ki اَذْذَهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ Altını altına satınız vezni veznine olsun. وَالْفِدَّةَ بِالْفِدَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ Gümüşü gümüşle satınız vezini müsavi olsun. Vel burre bil burri mislin bi mislin. Buğdayı buğdaya satınız misli misli olsun ziyade olmasın. Ve şaire bi şairi mislin bi mislin. Arpayı arpaya satınız misli misli olsun. Ve temre bi temri mislin bi mislin. Hurmayı hurmaya satınız misli misli olsun. Vel milhal bil milhi mislin bi mislin. Tuz da böyle müsavi. Femen zade her kim ziyade verir ise eviz zade yahut ziyade alır ise fakat erba o adımda ribaya dahil olmuş olur. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الفضل بن حبيب السراج قال حدثنا حيان أبو زهير عن ابن بريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iştaha temre hurma arzu etti. Yani bir hurma olsa da yesek buyurdu. فَاَرْسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِهِ Ezvacı müteharattan bazısı gönderdi. وَلَا اُرَاهَا اِلَّا اُمَّ سَلَمَةً Diyor ben zannetmem illa Ümmü Seleme'ydi Ezvac-ı Müteharat'tan. Oydu. Bu Resulullah Efendimiz'in hurma yemek arzusunu duyunca gönderdi. Bir sa'ayni min temrin. 2 sağ hurma gönderdi. Fe'etev bi sa'in min acvetin. Acveden 1 sağ getirdiler. Acve siyahça olur, biraz büyükçek olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikmiştir, meşhur işte o. Her kim Medine acvelerinden yedi acve yerse o günü zehir yese isabet etmez. Allah. Şimdi Resulullah Efendimiz'in hurma demesi yaş hurma arzu etmiş. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh da kuru hurmadan 2 sağ göndermiş, götürmüş acve bahali. Onu vermişler, 1 sağ acveyi getirmişler. Resulullah Efendimiz bunu görünce فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem اَنْكَرَهُ Peygamber Efendimiz bunu görünce hoşlanmadı. İnkar etti. فَقَالَ مِنْ اَيْنَ لَكُمْ هَذَا Bu acve nereden geldi? Resulullah Efendimiz'in bağı bahçesi yok. Ya bir kimse hediye getirecek ya parayla satın alınacak. Bu nereden geldi? قَالُوا بَعَثْنَا بِسَاعِينَ فَاَتِيْنَا بِسَاعِينَ Dediler ki biz 2 sağ hurma yolladık. Bu acveden 1 sağ getirdik. فَقَالَ buyurdu ki رُدُّهُ Gerisin geri bunu götürün, reddedin. فَلَا حَاجَةَ لِي ف۪ي Benim bunda ihtiyacım yok. Niçin? Çünkü riba oldu. Riba olduğunda Resulullah Efendimiz yemedi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني زيد بن محمد قال حدثني نافع قال مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج عبد الله بن عمر رافع بن خديج gitti في حديث بلغه عنه bir hadis hakkındaki Abdullah ibn Ömer'e erişti o hadis yani sarf bu sarraflık hakkında bir hadis rivayet etmiş Rafi ibn Khadij onu öğrenmek için Abdullah ibn Ömer onun yanına gitti. Fatahu ona geldi, fedehal aleyhi huzuruna girdi. Fesale anhu Abdullah ibn Rafi'den sordu. Rafi ibn Khadij'den. Fekale Rafi. Rafi dedi ki: "Semi'atu uzunaya benim şu 2 kulağım işitti. Ve absaratu aynaya şu 2 gözüm de gördü." Kimi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapıldı. Resulullah Efendimizin izi şu 2 gözüm gördü, şu 2 kulağım da işitti buyururdu ki La tüşiffu ziyade etmeyin. Ed dinare aled dinar. Bir dinarı satarken onun üzerine ziyade vermeyin. Dinar müsav olacak. Ve led dirhem aled dirhemi. Bir dirhemi bir dirhemle satarsınız üzerine ziyade etmeyin. وَلَا تَبِعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ Gâib'de olmayan, elinde hazır olmayan bir şeyi peşinde hazır olan bir şeyle satmayın. Mesela sen bir şey veriyorsun, diyorsun ki al şimdi şu altını bana yarın para getir, banknot getir, riyal getir. Yahut da şu gümüşü al yerine altın ver. Ama birisi hazır, öteki hazır değil. Bunu da yapmayın. وَاِنْ اِسْتَنْزَرَكَ İsterse o adam sana mühlet versin hatta يَدْخُلَ عَتَبَةَ بَابِهِ Yani mühlet versin ki ha, zararı yok. İçeri gir an aldın ya, parayı aldın ya, git eve gir de kapıdan içeri gir getir. Bu kadar da mühlet verme. Niye? Meclis değişir. Meclis yeden bir yedin, aynı mecliste olacak. Senin elinde para var, altın var. Şimdi altını bozduruyorsun. Ali Efendi diyor ki bir ben hemen gideyim getireyim medrese yakın. Altını aldı gitti medreseyi gelinceye kadar o riba oldu. Halbuki sen altın verdin pankonut alıyorsun yahut da gümüş. Niçin riba oldu? Yeden bir yedin olmadı, meclis değişti. Hatta kapının eşiğini çıktın mı meclis değişir. Sen burada altını verdin, kapıda çıktın, çıktınız kapıdan o parayı verdin, meclis değişti. Aynen, kapıyı çıkmadan olacak. Evet. Buna riben nesiha derler, evet. Ve in istanzareke hatta yatur atebete babi. Sana mühlet versin ki kapısının eşiğini çıksın. O kadar da olmaz ya. Gene caiz olmaz. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع قال اندلقت مع عبد الله بن عمر إلى أبي سعيد عبد الله بن عمر ile beraber Ebu Said'in Hudri'ye gittik. فذكر مثله aynen Rafi'in rivayet etmiş olduğu hadisi söyledi. غير قوله وإن استنظرك إلى آخر الحديث وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه bu onun rivayetinde yok dedi. Bu yok. Arim-i Rafi'in rivayetinde var, Ebu Seyd'in Hudri'nin rivayetinde yok. فَاِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ Ebu Seyd'in Hudri bunu rivayet, bu hadisin sonunu zikreylemedi. حَدَّسَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا سَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَا اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Aynı bu hadisi şerifi İmam Buhari Behr ibn Nasr tarifiyle de rivayet ediyor. Haddesene Ali İbn Şeybe. Burada kalsın. Yarına bir dersimiz var inşallah. Nasıl okuyalım? Var mı vakıda? Bitmez. Efendim yeter o kadar. Haddesene Ali İbn Şeybe. Kale haddesene Yezid ibn Harun. Kale akberena İsmail ibn Ebi Halid. En Hakim ibn Cabir. En Ubadete ibn Samit. Kale semiyatü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Hazreti Übade diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim buyururdular ki اَذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِسْلًا بِمِسْلٍ altını altına mislisini satın. اَلْكِفَّتُ بِالْكِفَّتِ yahut da اَلْكِفَّتَ بِالْكِفَّتِ yani terazinin bir gözü nasıl ise öteki gözü de öyle olsun. Tam terazinin tartılacak ya. وَالْفِدَّةَ بِالْفِدَّةِ gümüşü de gümüşe satın. مِسْلًا بِمِسْلٍ اَلْكِفَّتَ بِالْكِفَّتِ mislin misline olsun. Terazinin iki gözü müsabik yazsın. Vel burre bil burri mislen bi mislin yeden bi yedi. Buğdayı buğdayla satın mislin misline fakat peşine elbel. Ve şaire bi şairi mislen bi mislin yeden bi yedin. Arpayı arpaya satın mislin misline hem de bir elden ver hemen öteki elden al. Ve temre bi temri mislen bi mislin yeden bi yedin. Hurmayı da böyle satın mislin misline elbel. Hatta zekerel milha. Hatta Resulullah Efendimiz tuzi de zikretti. Tuzi de müsavi olarak satın ve mecliste bir olsun. Nasıl satılır efendim? Arpın arpı nasıl satılır yani? İyisiyle engini değişir de evet, ben sana 10 kilo vereyim sen işte bana 10 kilo. İşte o değişmek. İyisi olursa iyisi de olsun, kötüsü de olsun. Buğdanın iyisini versen, kötüsünü alsan gene mislisinde olacak. Nasıl değişilir? Bu değişilmez mi? Değil. İşte satık diyor. Eğer satış olursa birbirine eşyaya satacak olursa müsavi olsun. Yok. Senin buğdan iyiyse, öteki buğdayı beğenmiyorsan parayla sat, ötekini de parayla al. O öyle olur. O vakit riba olmaz. Şimdi aşağıda gelecek. Hayber'den hurma getirdiler. O bir sağ, cenip denilen bir sağ hurma, 2 sağ edermiş. 2 sağ verip 1 sağ alıyorlar. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu ribadır. Ya o 2 sayı parayla satın, öteki hurmayı da parayla alın. Tamam. Bu da yeri olur. Ama yok, getir değişelim, buğdayla değişelim. Bizim Erzurum'da, Erzurum'un etrafında arazi buğdayı çavdara çevirir. Şimdi 1 sene eker, 2. sene eker, 3. sene tohum döner. O buğdayı götürür, başka tohum buğdayla değişirler. Tamam. Değişirler. Kilesi kilesine olacak. Değişme oldu mu? Ha. Kilesi kilesine fazla oldu mu riba olur. Öteki tohumluğu veren adam o tohumluğu veriyor ama o öteki yiyecek. Yiyeceğe zarar etmez. Alır götürür yiyeceğe verir. Razı olur. Kilesi kilesine. Yok. Razı olmazsa parayla satacak. Parayla ama tohumluğu veren 1'e 2 alıyor. Değişiyorlar bu değil. Ha, değişti mi o riba olur. Veriyorum sana diyor. O da onu yemeklik veriyor. 1'e 2 veriyor. Bak. Yok işte haram. O haram. Haram. Bak işte şimdi oldu. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki لا تبيعوا الذهب بالذهب altını altına satmayınız ولا الورق بالورق gümüşü gümüşle satmayınız إلا وزنا بوزن إلا وزن وزنle müsavi mislen bi mislin mislin misline seva miseva müsavi olarak. Ne kadar verirsense o kadar. Hatta tuhaf yani tacip edilecek şey bu ki 20 ayar altın versen 18 ayar altın olsa gene mislin misline olacak. Ya bu 20 ayar bu 18 ayar ayarı düşük yok. Eğer altınla değişeceksense mislin misline olacak. Ayarı biraz düşük biraz fazla itibar edilmez. Zarar etmemesi için 20 ayarı sahibi zarar eder. Öyleyse kıymet keser. Parayla satar, parayla alır. Haddesana İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesana Ebu Asim, Ali bin Ebi Davud, en-Nafi'in Ali bin Ömer, en-Ebi Sa'idin el-Hudri, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, eddirhemu biddirhem, la ziyade, dirhem dirhemine olur. Yahut da bi'a, bi'u mukadder olur. Eddirheme biddirhemi. Dirhemi dirhemine satınız. Yani gümüşü gümüşe yahut altına dirhem. La ziyadete. Ziyade yok. Ve dinare biddinare. Orada ra noksan. Altını altına satınız. Orada da ziyade yok. dirhem istimali eksir gümüşte olduğunda dirhem kelimesi geldim yani gümüş demektir. Dinar dedim altın. Ve la tuşiffu ziyade etmeyin. Ba'daha ala ba'din. Ba'sine ziyade etmeyin. Sen altın veriden altın alıyorsun. Birisi biraz altını ziyade veriyor. Yahut gümüşü gümüşünden satıyorsun. Birisi biraz ziyade ediyor. Yok. Bunu yapmayın. Ve la tebi'u gayben minha binacizin. Hazırda olmayan bir şeyi veresiye hazırından satıyorsun. Birisi diyor ki benim malım yanımda değil, senin malın yanında, getir bunu buna satalım. Yani birisi gayb, birisi hadır. Bu da olmaz ya, ikisi de hadır olacak. Mesela buğdayı arpayla satarsın. 1 kilo buğday verir, 2 kilo arpa alırsın. Bu caiz. Fakat sen buğdayı şimdi veriyorsun, arpayı sonra alacaksın. Arpa orada hazır değil, bu da caiz değil. İşte ona riben nesiye diyorlar. Ya o da hazır olacak. Hemen buğdayı vereceksin, arpayı alacaksın. Haddesena Yunus قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم Malik ibn Enes. İbn Vehb diyor ki ehli alimden birçokları haber verdi. Malik ibn Enes de İmam Malik de var işlerindeki enne Nafi'an Mevla ibn Ömer haddesehu. İmam-ı Nafi onlara rivayet eylemiş en Ebi Sa'id'in el-Hudri Hazreti Ebu Sa'id'in el-Hudri'den an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Peygamber Efendimiz'den mislehu yukarıda okuduğumuz hadis-i şerifi mislehu rivayet eyledi. Haddesena Yunus قال اخبرنا ابن وهب ان مالك اخبره عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Resulullah Efendimiz bir adamı Hayber'e amil olarak gönderdi. Amil sadakayı toplamak için. Fecaahu bi temri cenibin. Cenip denilen bir hurmayı getirdi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona dedi ki ekullu temri Hayber'e hakeza. Hayber'in hurmalarının hepsi de böyle midir? Çok güzel bir hurma. Cenip denilen hurma. Mümtaz bir hurma. Resulullah Efendimiz onu görünce Hayber'in hurmaları hepsi böyle midir dedi. Kâle la vallahi ya Resulallah. Hepsi böyle değildir dedi. İnna lenâhudu sa'a min hâda. Bu cenip denilen hurmanın bir sa'ını alıyoruz. Biz sa'ayni 2 sağ. Öteki hurmadan 2 sağ alıyoruz. 2 sağ veriyoruz. Cenipten 1 sağ alıyoruz. Ve sa'ayni 2 sağ alıyoruz. Biz selase 3 sağ veriyoruz. 2 sağ alıyoruz. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki فَلَا تَفْعَلْ bunu yapma. بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمْ senin vereceğin o çok hurmalar var ya onu dirhemine sat. سُمَّشْتَرِي بِالدَّرَاهِمْ o dirhemlerinden al. Cenib hurmasını al. Sen 2 kiloyu verip 1 kilo alacağına kadar o 2 kilo hurmayı parayla sat. O zamanın parası ne? Ya altın ya gümüş neyse. Sat. Ne kadar para ettiyse ondan geç Cenib ayrıca pazarlık et. İşte helal olan bu. Haddesena Ebu Ümeyyete kâle haddesena el-Mualla ibn Mansur el-Razi kâle haddesena İbn Lehi'a kâle haddesena Ebu Nadir en Abdullah ibn Huneyn enne racülen min ehlil Irak. Ehli Irak'tan bir adam kâle li Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'e dedi ki enne ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas kâle dedi ve huve aleyna emir. O da o vakit bizim emirimiz idi. Abdullah ibn Abbas Irak'ta vali iken cemaate demiş ki men ö'tiye biddirhem 100 dirhem bir adama verilse 1 dirhem mukabilinde 100 dirhem verilse yani 1 dirhemi 100 dirheme satıyor. Böyle verseler felyahuzha alsın. Böyle fetva vermiş. 1 dirhem veriyor 99 dirhem de fazla alıyor. Caizdir demiş. Alır. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Fekale Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. Fekale Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Ömer buyurdular ki semi'tu Ömer ibn el-Hattab yakul. Hazreti Ömer ben işittim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular اَذْذَهَبَ بِالذَّهَبِ veznen bi veznin, altını altına müsavi olarak satın. Mislen bi mislin, misli misline. Femen zade, her kim ziyade alır ise fehve riben, o ribadır. Şimdi Abdullah İbni Abbas'ın fetvasının yanlış olduğunu Abdullah İbni Ömer ikaz ediyor. Abdullah İbni Abbas böyle dedi ama bununkisi yanlıştır. Ben Hazreti Ömer'den bizzat işittim. O da Resulullah Efendimiz'den böyle işitmiş. Ziyade almak ribadır. Ve kâle İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer dedi ki Abdullah İbni Abbas'a inkünte fî şekkin. Yahut da o söyleyen adama. Gelip de Abdullah İbni Ömer'den dedi ya İbni Abbas fazla parayla bir dirhem ver, 100 dirhem al, bunu tecviz ediyor. O da dedi ki Hazreti Ömer'den işittim, caiz değil, bu ribadır. Resulullah Efendimiz'den işitmiş. Eğer sen benim sözümde şekk-i şüphe edersense git Ebu Said el-Hudri'ye sor. Fes'alehu, o adam da gitti Ebu Said el-Hudri'ye sordu. Fe'ahberehu, o da ona haber verdi ki ennehu semi'a zâlike min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bizzat Peygamber Efendimiz'den işittim. Altını altına, gümüşü gümüşe satarsınızsa ziyade alan adam ribaya girmiş olur. Veren de alan da. Fakile İbn Abbas radıyallahu anh. Vakıfta Abdullah İbn Abbas'a denildi ki ma kâle İbn Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in, Abdullah İbn Ömer'in fetvasını gitti ona naklettiler. Dediler sen böyle fetva veriyorsun ama Abdullah İbn Ömer Hazreti Ömer'den ve Ebu Seyd'in Hudri'den rivayet ediyor. Senin fetvan yanlış. Dedi festağfara rabbehu. Abdullah İbni Ömer Cenab-ı Hak'tan mağfiret istedi, istiğfar etti. Abdullah İbni Abbas. Ve kâle, dedi ki innemâ huve ra'yun minni. Benim vermiş olduğum bu fetva benim bir reyim idi. Ama Resulullah'ın hadisi varsa estağfurullah ben tövbe ettim. Döndü. Haddesena Muhammed bin Huzeyme. Kâle haddesena Müseddedun. Kâle haddesena Yahya ani't-Teymi. عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر. Bir adam Peygamber Efendimiz'e bir hurma getirdi. Enkerehu, onu inkar etti Peygamber Efendimiz. Fekale, dedi ki enna leke hâda, bu hurma sana nerede? Nereden getirdin bunu, dedi. Kale iştereytuhu bisa'ayni min temri. Ben 2 sağ hurma verdim, bunu satın aldım. Kale, Resulullah Efendimiz buyurdular ki at'afta erbeyte, sen 2 misli verdin, yani 1 sağ aldın, 2 sağ verdin. At'afta, sen 2 misli verdin. Erbeyte, ribayı yaptın, ribaya girdin. Ya böyle dedi, ev erbeyte at'afta, sen erbeyte ribaya girdin, at'afta çünkü 2 mislini verdin. Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş, kâle haddesena Müslim ibn İbrahim, kâle haddesena Hişam, kâle haddesena Katâdetu an Sa'id ibn Müseyyed. عن أبي سعيد الخدري قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بساع تمر ريان. Peygamber Efendimiz'e 1 sağ hurma getirdiler. Reyyan, sulanmış, yani suli bir hurma ağacının hurması. Hurma ağacını sularsansa hurması büyük olur, iyi olur. Ve kâne temrun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem be'len. Peygamber Efendimiz'in hurması ise be'ledi, yani susuz yerin hurmasıydı. Yağmur suyuyla yetişmiş, yani köküne su akıtılmamış. Ona temr-i beal derler. Evet. Fekale, Resulullah Efendimiz dedi ki enna leküm hâdâ. Bu sulanmış ağacın hurmasını getirdiniz. Bunu nereden getirdiniz? Sordu. Fekale ya Resulullah bi'nâ sa'ayni min temrin bisa'in min hâdâ. Biz kendi hurmamızdan 2 sağ verdik. Bundan 1 sağ aldık. Fekale la tef'alû. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bunu yapmayınız. Velakin bi'u temrekum. Siz kendi hurmanızı satınız. Veşterû minhâda. Ondan sonra bundan alınız. Parayla kendi hurmanızı satınız. 2 sağ hurma ne tutar? Onun parasıyla öteki hurmadan al. Artık 1 sağ alır, yarım sağ alır. Ne kadar alırsa. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin kâle akbereni ibn-i Ebi Zib anil Haris ibn-i Abdurrahman an Ebi Seleme ibn-i Abdurrahman an Ebi Sa'idin Kudri kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki dinarun bi dinar. Satışta, alışverişte altın altın mukabilidir. Ve dirhemun bi dirhem. Bir dirhem gümüş, bir dirhem gümüş mukabilidir. Ve sa'u temrin bi sa'i temrin. Bir sağ hurma yine bir sağ hurmaya verilir. Ve sa'u burrin bi sa'i burrin. Ve sa'u şairin bi sa'i şairin. Bir sağ buğda verir, bir sağ buğda alırsın. Bir sağ arpa verirsin, bir sağ arpa alırsın. La fadla beyne şeyin min zalik. Bu söylediğimiz eşya arasında ziyade yok. Ziyade alamazsın. Ziyade vereyim yahut da ziyade alayım yok. Bunlar hep ribaya dahil olur. Haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Meymun. Kale haddesena el-Velid. Anil evza'yi an Yahya. Kale haddeseni Ukbetü bin Abdülgafir. قال حدثني أبو سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ساع تمر بساعين bir sağ hurma iki sağa satılmaz. Ve la hintetun bisain bir sağ hinte iki sağ hinteye satılmaz. Ve la dirhemun bidirhemeyni bir dirhem iki dirheme satılmaz. Caiz değil. حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرني إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال كان عندي من تمر للنبي sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e mahsus hurmalar benim yanımda var idi. Hazreti Bilal Peygamber Efendimiz'in işlerini görürdü. Çarşı, pazar işlerini Hazreti Bilal yapardı. Peygamber Efendimiz'in benim yanımda hurmaları var idi. Fevecettu atyebe minhu. Daha güzelini buldum. Sa'an bi sa'ini. Fakat bir sa'ini iki sağa veriyorlar. Bu bulduğu hurmanın bir sa'ini öteki eski hurmalarının iki sağ mukabilinde veriyorlar. Feştereytu ben de iki sağ verdim, bir sağ satın aldım. Feteytu bihi ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e getirdim. Fekal sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki min eyne leke hâda ya Bilal. Ya Bilal bu hurmayı sen nereden buldun, nereden getirdin? Sordu. Fekultu ben dedim ki iştereytuhu sa'an bi sa'ini. Ben iki sağ verdim, bu bir sağı satın aldım. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ruddehu bu hurmayı götür reddet, geri sahibine ver ve rudde aleyna temrena bizim hurmamızı da al gel. Çünkü riba oldu. Yemedi. Haddesena Yunus kâle akhberene ibn Vehbi kâle akhbereni ibn Lehi'a en Amir ibn Yahya ve Halid ibn Ebi İmran en Haneş ibn Abdillahi Sebbai عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. Khayber günü, Khayber'in fethine gittiler ya, o vakitte diyor biz Resulullah Efendimizle beraber Khayber'deydik. Nübayi'ül Yahud, Yahudilerle alışveriş yapardık. Okiyete zeheb bir dinari. Altının bir okiyesini iki dinara alırdık. Okiye 40 dirheme derler. 40 dirhem bir okiye. 2 dinara ve selase 3 dinara böyle alışveriş yapardık. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki La tebi'u zehebe bizzehebi altını altından satmayınız. İlla veznen bi veznin İlla vezni veznine olsun, müsavi olsun. Verdikleri dinar altın. Aldıkları zeheb o da altın. Nasıl olur? Birisi ziyade birisi noksan olmaz. Tartinen olacak, müsavi olacak. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبادة وعبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني أبيه babasında قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم evet Abdurrahman bin Ebi Bekre Ebi Bekre diyor ki Resulullah Efendimiz nehyiledi ennebi'al fiddata bil fiddati gümüşü gümüşle satmaktan ve zehebe bi zehebi altını altınla satmaktan nehyiledi illa mislen bi mislin illa misli misline olursa bu vakitte caiz müsav olarak ve emerana bize emreyledi ennebi'az zehebe vel fil fidda altını gümüşle satmak vel fiddata fi zehebi gümüşü altına satmak keyfeşiğine nasıl dilersikse niye altını az verirsen gümüşü çok alırsan olur. Mesela 10 dirhem altın verdin, 100 dirhem gümüş aldın. Nasıl istersen öyle yap. O caiz. Cinsi, cinsine olmadı mı ziyade caiz onda. Altını gümüşe satıyorsun, cinsi cinsine değil. Öyleyse gümüş tarafı tabi ziyade olacak. Yalnız onda da şart ne? El be el olacak. O meclisi olacak. Peşin. Haddesena Fatun, kâle haddesena ibn Ebi Meryem, kâle akhberana Nafi' ibn Yezid. قال أخبرنا ربيعة بن سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان النجيبي أنه سمع حنش السنعاني يحدث عن رويفع بن ثابت في غزوة أناس قبل المغرب. Ruveyfi İbn Sabit diyor ki, Mağrib tarafına giden bir takım cemaat Gaza'da, onların hakkında dedi ki, Yakulu derdi ki, yani o Gaza'ya gitmiş milletin muamelesini görünce bakmış ki bunlar riba yapıyorlar. Ruveyfi o Gaza'da, Mağrib'de olan Gaza'da diyor ki, İnne Resulullah Efendimiz Khayber Gazası'nda dedi ki, Belagani enneküm tetebaye'ûnel miskâle bin nisfi ve sülüseyn. Resulullah Efendimiz dedi ki, bana erişti ki siz bir miskali nısfına yahut da üçte ikisine satıyorsunuz. وَاَنَّهُ لَا يَسْلُحُ اِلَّا الْمِسْقَالِ بِالْمِسْقَالِ. Bir miskaldan mukabil bir miskal alabilirsiniz. Birisi bir miskal veriyor, öteki miskalın üçte ikisini veriyor yahut da yarısını veriyor. Bu olmaz, illa müsavi olacak. وَالْوَزْنَ بِالْوَزْنِ. Tartacaksınız, vezne müsavi olacak. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني موسى بن أبي تميم عن سعيد بن بشار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار. Altını altına satınız. La fadla beynehuma. Siyade olmasın fadl. Ve dirheme biddirhemi la fadla beynehuma. Gümüşü gümüşe satınız. Arada fazla olmasın. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن أبي تميم فذكر بإسناده مثله. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbrahim ibn Merzuk'tan rivayet ediyor. قال أبو جعفر İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَثَبَتَ بِهَذِي الْآثَارِ. Bu hadislerle sabit oldu. Öyle hadisler ki el-mütevatire, tevatür derecesine bağlı olan bu hadislerle sabit oldu. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sabit oldu ki ennehu neha, Peygamber Efendimiz nehyiledi en bey'il fiddati bil fidda ve zehebe bil zehebi mütefadilen. Altını altına, gümüşü gümüşe ziyadesiyle satmaktan nehyiledi ki sabit oldu. Altın altına sattınız mı, gümüşü gümüşle sattınız mı ziyade olmayacak. Ziyadesi haramdır, ribadır. Ve kezalike sairul eşya. Diğer şeyler de böylecedir. Satılırken ziyade olmayacak. Cinsi cinsine olursa. O diğer şeyde neden? Ne gibi? El mekilat. Ölçüyle satılan şeyler gibi. Şimdi bunlar tartıyileydi. Altın gümüş tartıyla. Ölçüyle olan arpa, buğda, hurma, tuz. Bunlar da ölçüyle. Elleti kad zükret fi hâdîl asar. Nitekim bu eserlerde, hadislerde zikredildi. Elleti raveynaha, rivayet eylediğimiz bu hadislerde. Şimdi hadislerde rivayet edilen ölçü altın, gümüş, vezinden 2. Ölçüyle olan 4 şey. Buğda, arpa, hurma, tuz. 6. Bu 6'dan başka ne gibi şeylerde riba cereyan eder? Mesela pirinci pirincinden satsa caiz olur mu, olmaz mı? Bu 6 şeyin içinde değil o. Demiri demirinden değişsen caiz olur mu, olmaz mı? Şimdi demirin cinsi var. Birisi az verecek, birisi çok alacak. Yahut da pirincin birisi eğisi var. Eğisinden çok az verecek, kötüsünden çok alacak. Şimdi burada İmam-ı Şafii ile İmam-ı Azam arasında ihtilaf var. O da nedir? Ribanın illeti nedir? Ribatın illeti biz Hanefi mezhebine göre veznu kadir. Bir tartı vezin meal cins, yani kadir meal cins. Cinsi cinsine olursa vezine olacak. Demek ki herhangi bir şey olursa olsun binaenaleyh pirinç tartıya, kileye giriyor mu, girmiyor mu? Giriyor. Demir tartıya giriyor mu, girmiyor mu? Giriyor. Herhangi bir şey ki ölçüye girer yahut tartıya girerse ne olursa olsun onu cinsi cinsine satarken ziyade olmayacak. Demiri demire satarken müsavi satacaksın. İmam-ı Azam'a göre. Yiyecek maddesi durayı durayla, pirinci pirincine, mercimeği mercimeğine, nohudu nohuduna satarken madem cins vardır ve kileye girer, binaenaleyh riba bunlarda cereyan, hepsinde cereyan eder. İmam-ı Şafii diyor ki hayır. Parada bu riba cereyan eder. Bir de yenilen şeylerde, met'umatta. Met'umat olunca demiri demirine değiştirebilirsen diyor. Niye? Met'umattan değil diyor o. Demek ki bak ribanın illetini neye aldı? İmam-ı Azam Kadir cins. Cinsi bir de mevzunattan yahut da mekilattan olacak. İmam-ı Şafii öyle değil. Met'umattan olacak dedi. Para meselesi başka. Bir semen olacak yahut da met'umattan olacak. Yani yenilen şeylerden olmazsa bir tarafı ziyade bir tarafı noksan onda caiz. Bizde caiz değil. Şimdi bunu diyecek kulakta saklamalı. Evet. فَالْعَمَلُ بِهَا اَوْلَى بِنَا مِنَ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ Hüsam. Şimdi esas bizim getirdiğimiz dava neydi? Hazreti Hüsam'a rivayet eyledi ki riben nesiye haramdır, ribel fadıl ondan istihraç etti ki Peygamber Efendimiz riben nesiyeyi haram etti. Riben nesiyeyi haram edince ribel fadıl mutlak kaldı. Ondan cevap yok. Öyleyse ribel fadılın caiz olması lazım geliyor ondan. Ona dedi ki hayır. Hazreti Üsame'nin o hadisiyle mi amel edelim? Yoksa bu kadar tevatür derecesine gelen bu hadislerle mi? Bu hadisler tevatür derecesine gelmiş. Bundan amel edeceğiz. Hazreti Üsame'nin hadisiyle ameldense bunlardan amel daha evladır. Evet. Hazreti Üsame'nin hadisi de neden? اَلَّذ۪ي قَدْ يَجُوزَنْ يَكُونَ تَعْو۪يلُهُ Caiz ki Hazreti Üsame'nin rivayet eylemiş olduğu hadis ola عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda bizim zikrettiğimiz tevilde manada ola. Ne dedi ona? Dedi ki Hazreti Hüsame'nin hadisini inkar etmeyiz. Yalnız Kur'an'da zikredilen riba hakkındadır. Kur'an'da zikredilen riba, riban nesiyeydi. Cenab-ı Hak Kur'an'da beyan ediyor ki siz alacağınız adamda var. Müddeti dolmuş alacaksınız. Fakat parayı vermeye zaman istiyorsunuz. Veremiyorsunuz. Adama diyorsun ki bana 3 ay yahut 6 ay bana mühlet ver. O mühlet mukabili ben sana para vereyim. Senin borcun mesela 50.000 lira. Sen 6 ayda mühlet verdi. 1.000 lira da ona ziyade veriyorsun. O müddeti satın alıyorsun 1.000 lira mukabili. Buna riben nesiye derler. Bunu yapmayın Cenab-ı Hak buyuruyor. İşte Hazreti Hüsame'nin rivayet etmiş olduğu hadis onun hakkındadır. Yoksa ribel fadıl hakkında değil. Binaenaleyh onunla da amel edilir. Bununla da amel edilir. Bunların ikisinin arasını telif ettiği. Şimdi telife razı olmazsa hayır illa Hüsame'nin hadisi bu tevile girmez derse öyleyse Hüsame'nin hadisi bir sahabenin rivayetidir. Belki ribel fadli ziyade eden o 16 sahabedir. 16 sahabenin rivayeti mi tercih edilir? Bir sahabenin rivayeti mi tercih edilir? 16 sahabenin binaenaleyh o ne olur? Şaz olur. Çünkü o tevil de caiz onda. Tevil de var. Tevil etmesen de şaz olur. Sümme hâdâ ashab-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem min ba'dihi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiram-ı Resulullah Efendimiz'den sonra قَدْ زَهَبُوا ف۪ي ذَٰلِكِ Onlar zahip oldular bu mesele hakkında. اِلَى مَا تَوَاتَرَتْ بِيْلَاسَرْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem eylâ. Peygamber Efendimiz'den tevatüren sabit olan ribel fadıl haramdır. Buna zahip oldular. Resulullah'ın zamanında bu rivayet var. Ondan sonra da bütün amelleri böyle oldu. Ona da misaller veriyor. Diyor ki Haddesene ibn-i Merzuk Kale akberena vehbun Kale haddesena şu'be An ceblete bin-i Süheym Kale semi'tu ibn-i Ömer Yekul Abdullah ibn-i Ömer'e işittim. Derdi ki Hatebe Ömer fekale Hazreti Ömer hutbeyi okudu dedi yani Emirül Müminin olduğu vakitte. Fekale buyurdular ki la yeşteri ehadukum dinaren bi dinareyn. Bir adam bir dinar verip 2 dinar almasın. 2 dinar verip 1 dinar almasın. Ve la dirhemen bi dirhemeyni. 2 dirhem verip 1 dirhem almasın. Ve la kafizen bi kafizeyni. 2 ölçek verip 1 ölçek almasın. İnni ahşa aleykum errema. Ben sizin üzerinize Rema'dan korkarım. Rema riba manasına. Ve inni la uta bi ahadin fealehu. Hiçbir kimse bunu yapmaz. İlla ben onu yakalarsamsa evca'tuhu ukubeten. Ben onu azap yönünden, ikap yönünden onu ağırdırım. Veca getiririm. Fi nefsihi ve mali. Hem nefsinde hem malında. Yani kimse bu riba işini yaparsa 1 ölçek, 2 ölçek verir, 1 ölçek alırsa, 1 dirhem verir, 2 dirhem alırsa, 2 dirhem verir, 1 dirhem alırsa böyle ribayla alışveriş yapar da ben yakalarsamsa onu hem döyerim hem de malını alırım. Ben ona eziyet ederim. Fi nefsihi ve malihi. Nefsinde ne demek? Hazreti Ömer diyor. Hem onu kötege çekerim hem de malından ceza veririm. Ya, böyle olacak. Hazreti Ömer radıyallahu teala emirül mümin olduğu vakitte neyle amel etti? Hadis-i mütevatire ile ribel fadlın haram olduğunu o da beyan etti. Haddesene ibn Merzuk قال حدثنا وهب بن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن ابن عمر قال قال عمر Hazreti Ömer buyurdular ki la ya'huzu ahadukum dirhemen bi dirhemeyn. Sizden biriniz iki dirhem verip bir dirhem almasın. Fe inni ahşa aleykumur rema. Ben sizin üzerinize ribadan korkarım. Rema lügatte riba manasına gelmiş. Nüskaların bazısında rema hemzeyle yazmış. Bazılarında da riba yazmış. Haddesene ibn Merzuk kâle ehberene vehbun kâle haddesene ebi kâle semiyatü nafi'an kâle haddesene ibn Ömer kâle khatebe Ömer fekâle la tebi'u zehebe bil zeheb ve lel veriqe bil veriqe illa mislen bi mislen. Altını altına satmayınız, gümüşü gümüşe satmayınız, illa müsavi satınız. Ve la tüşiffu ba'daha ala ba'di. Bu alışverişte ba'sine ziyade etmeyin. Aldığın şeyin üzerine ziyade korsun yahut da verdiğine ziyade korsun yok. Ziyadeyi yapmayın. İnni ahâfe aleykumur rema. Ben sizin üzerinize ribadan korkarım. Ribaya girmiş olursunuz. Haddesene ibn Merzuk kâle haddesene Arim kâle haddesene Hammad ibn Zeyd an Eyyub an Nafi'in an ibn Ömer an Ömer radıyallahu anhuma mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn Merzuk tarikiyle rivayet ediyor. قال أبو جعفر İmam-ı Tahavi buyurdular ki فهذا عمر بن الخطاب radıyallahu anh. İşte Hazreti Ömer yahtubu bihada ala minberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin minberi üzerinde hutbeyi böyle okudu. Bi hadrati ashabi Resulullah bi hadrati ashabi Rıdvanullah aleyhim. Resul-i Ekrem'in ashabının huzurunda Resulullah'ın minberinde bunu okudu. La yunkiruhu aleyhi minhum munkiru. Hiçbir kimse kalkıp da ya Ömer sen yanlışsın diye inkar etmedi. Fedelle zalik onların inkar etme işleri delalet etti. Ala muvafakatihim lehu ashabın Hazreti Ömer'e muvafakat ettiklerine aleyhi bu mesele üzerine. Yani onlar da Hazreti Ömer'in dediğini doğru bulmuşlar. Altını altına gümüşü gümüşe satılırken ziyade olmayacak. Ziyade olursa riba olur. Sümme kadruye fî zâlike ayza an Ebi Bekrin ve Aliyin ve gayrihima min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma yuvafiku zâlike ita. Bu Hazreti Ömer'den rivayet edildi. Daha başka Hazreti Ebu Bekir'den rivayet var, Hazreti Ali'den var ve ashab-ı kiramın diğerlerinden gene rivayetler var ki Resulullah Efendimiz'den sonra bu şekilde amel ettiler. Şimdi o hadisleri de burada zikrediyor. حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن موسى بن علي حدثه عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد. Hazreti Ebu Bekir bütün asker kumandanlarına yazdı, etrafa göndermiş olduğu askerlerin ümerasına yazdı. Heyne kadime Şam, Şam'a kudum ettiği vakitte. Hazreti Ebu Bekir Şam'a geldi. O vakitte müfreze orduların bir kısmı o tarafta, bir kısmı 5-6 cündullah müfrezeler var. Onların emirleri başka olduğundan hepsine yazdı. Ne yazmış? Şimdi aynı yazdığını burada arıyor. Emma ba'du. Yazdığı bu. Fe innekum kad hebettum erdar riba. Siz riba muamelesini yapan bir yere geldiniz. Orada o riba vaktiyle varmış. Zaten Yahudilerin işi yoktu ya, hep işi riba inanıydı. Şam'da değil, Medine'ye de getirdiler, ribayı burada da yaptılar. Evet. فَلَا تَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ. Siz altını altına satmayınız, illa vezni veznine satınız. وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ. Gümüşü gümüşle satmayınız, illa müsavi, vezni müsavi olarak satınız. وَلَا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ. Yiyecek maddeleri de ölçüsüne müsavi olarak satınız. قال Ebu Kays ravi diyor ki قَرَاتُ كِتَابَهُ. Hazreti Ebu Bekir'in yazmış olduğu bu kitabı ben okudum. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in de ameli böyle olduğunu ispat etti Hazreti Ömer'den sonra. Hazreti Ebu Bekir de ispat etti. Fakat tarih itibariyle Hazreti Ömer'inki daha evvel, Hazreti Ebubekir'inki daha evvel. حدثنا فاتن قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان قال كنت جالسا عند علي بن أبي Talib. Hazreti Ali'nin yanında oturuyor idim. فأتاه رجل, ona bir adam geldi. فقال dedi ki يكون عندي الدراهم, benim yanımda dirhemler var. Gümüşten para kesilmiş. فَلَا تُنْفَقُ عَنِّي فِي حَاجَتِي, o paralarla ben ihtiyacıma yaramıyor. فَلَا تُنْفَقُ, yetmiyor, piyasada işlemiyor. عَنِّي, benden, fi haceti, benim hacetimde. Piyasada işlemeyen paralar var. فَاَشْتَرِي بِهَا دَرَاهِمَ, ben onlarla başka dirhemler satın alıyorum. Öyle dirhemler ki تَجُوزُ عَنِّي, benden gidiyor. Demek ki o piyasada almıyorlar dükkancılar. Onları değiştiriyor. Piyasadaki parayla değiştiriyor. Şimdi bundan fetva istiyor. Caiz mi değil mi? Şimdi burada bir kelime var. Ben bunu bütün lügatlere müracaat ettim, bulamadım. Ve ahfemu fiha. Bu ahfemu nedir? Lügatlar almamış. Hafim nedir? Hiçbir lügatte yok. Belki yanlıştır da fa evvel ha sonradır efhemu. O da yok. Fahim kübür. Emir değil mi hocam? Nedir? Emir. Nasıl emir? Ne demek? Manası? Uksum o bir rivayette gelir. Bir rivayette geliyor ki aksim, o doğru. Emir değil. Ve aksimu. Ve aksimu fiyah. Ben bu dirhemleri satın alırken ondan hasım yapıyorum. Yani birisi ziyade birisi noksan oluyor. Fakat fa rivayeti yok. Fa lügatini bulamadım. Aksimu rivayet olursa güzel. Yani bendeki paraları veriyorum, o paraları alıyorum, birisi ziyade oluyor, hasım oluyor. Bu caiz mi değil mi? Zaten esas mesele o. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten onu soruyor ki, bu paraların benden gitmiyor, bunları veriyorum, öteki parayı alıyorum. Tabi o arada onu alan adam biraz fazlasını alıyor, geçen parayı veriyor ya. Bu caiz mi değil mi? Bunu aksam olsa daha güzel olur. Ve aksimi hasmediyorum. Evet. Kale, fekale Ali, ravi diyor ki Hazreti Ali dedi ki, İşteri bi derahimike zeheben. En evvela senin dirhemlerin var ya, bununla altın satın al. Sümme işteri bi zehebike berikten. Sonra o altınlarının da git gümüşe al. Sümme enfik kafi maşite. Dilediğin yerde sat. Tamam. Niye gümüşü gümüşüne sen değişirsen de ribaya giriyorsun? Senin yanındaki gümüşleri altından sat. Kaç dirhemin var? 100 dirhemin var. Ne kadar altın getirdi? 5 dirhem. 5 dirhem altını alırsan, götürür o 5 dirhem altını da verirsen, çarşıda geçen dirhemlerle kaça gidiyor? 80'e mesela. 80'e o vakitte istediğin gibi sarf et. Yani, yolu öğretti Hazreti Ali. Nev'ayni muhtelifeyni. Nev'ayni muhtelifeyni. İzâ kâne nev'i vâhid ma yecûz. Haddesena Hüseyin ibn Nesrin, kâle haddesena Ebu Nuaym, kâle haddesena Süfyan, an Hammadin, an Ebi Salih, an Şureyhil, an Umer'e, kâle eddirhemu biddirhemi. Dirhem dirheme mukabildir. Yahut da bi'i dirheme bil dirhem. Dirhemi dirheme sat. Fadlu ma beynehuma riben. Onların arasında ziyade olan işte riba budur. Müsavi oldu. Bir taraftan bir azıcık ziyade oldu mi ribadır. Kale Ebu Nuaym. Kale ba'du ashabina an Süfyan. Bizim eshabımızdan bazı Süfyan-ı Sevri'den rivayet eylediler. Dirheme bil dirhem. Dirhemi dirheme sat. Kale Hüseyin, kale li Ahmed ibn Salih. Ahmed ibn Salih bana dedi, emame mescidi Hammad, Hammad'ın mescidinin önünde Süfyan-ı Sevri'nin bu rivayetini bana söyledi diyor. Haddesena İbrahim ibn Merzuq, kale haddesena Harun ibn İsmail, kale haddesena Ali ibn Mübarek, kale haddesena Yahya ibn Sa'id, an Salim ibn Abdullah ibn Ömer, kale kâne Ömer ve Abdullah ibn Ömer yenheyani. Hazreti Ömer bu oğlu Abdullah nehyederdiler. En bey'i dirhemeyni bir dirhem. İki dirhemi bir dirheme satmaklar. Yeden bir yedin. İsterse el ve el olsun. Ve yakulani derdiler ki eddirhemu bir dirhem ve dinar bir dinar. Dirhem bir dirheme. Bir dirhem verip bir dirhem alacaksın. Bir dinar verip bir dinar alacaksın. Ziyade yok. Haddesena Behru bin Nasr'ın. Kale قال شعيب حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال مر بي عمر بن الخطاب. Hazreti Ömer bana uğradı ve me'ahu veriqun. kendisinde de gümüş vardı. Şimdi bu ravi kim? Ebu Rafi. Ebu Rafi diyor ki Hazreti Ömer bana geldi. Kendisiyle beraber gümüş vardı. Fekale dedi ki İsne alena evdahen. Bunu evdah yap. Lisabiyyin lena. Hazreti Ömer'in bir çocuğu varmış. Ona zinet yaptıracak. Al bu gümüşleri. Bununla zinet yap. Kultu ya emirel müminin inde evdahun me'amule. Bunu yapmaya lüzum yok. Hazır var. O istediği o zinetten bizde hazır var. Fe'in şiite eğer sen dilersense ahastul verika fe'in şiitu ben dilersemse ahastul verika ben gümüşü alırım ve ahastel evdah sen de evdahi zineti al. Yani gümüşü ver bana ben de evdahi sana vereyim. Fakal Ömer Hazreti Ömer dedi ki mislen bi mislin. Ha evet. Müsav olursa alırım. Evet. Tartışıdır. Mesele burada. Halbuki o evdahi zinet yapması için bir de emel ücreti var. İşlenmiş. Evet. Fekultu diyor ben dedim ki neam raziyim ben dedi. Tartısı tartısına. Fevada'al verike fi kiffetil mizan ve levdaha fil kiffetil ukra. Hazreti Ömer gümüşü terazının bir gözüne koydu. O zinetleri de bir gözüne koydu. Tarttı. Ha, tartı olduğu gibi diyor felemmestevel mizan. Vaktaki mizan müsavi geldi. Ahaze bi ehda yedeyhi elinin birisiyle evdahi aldı ve ata bil ukra ötekiyle de gümüşleri verdi. Evet. Şimdi bu razı olursa bu zineti yapan kuyumcu razı olursa ya razı olmazsa o vakit parayla para kesilecek. Başka cinsine muhalif bir parayla satılacak. Haddesena İbrahim ibn Munqid قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن غياث بن رزين قال حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد. Hazreti Fedale ile bir gazadaydık. Feseltu an bey'i zehebi bil zeheb. Altını altına satmaktan sordum ona. Fekale mislen bi mislin leyse beynehuma fadlun. Altın altından satarsansa müsavi olacak, arada ziyade fazlalık olmayacak. Peki bu ashab-ı kiramdan bak bunları da nekleyildi ki Resulullah Efendimiz zamanından sonra yeni amelleri bu şekilde. Ve mimma ruvi an İbn Abbas radıyallahu anhuma. Sonra Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen şeylerdendir. Fi rucu'i an sarf. Sarf meselesinde o ziyadeyi tecviz eylemişti ya. Fetva veriyordu ki 1 dirhem ver, 100 dirhem al. Böyle fetva veriyordu. Evet. Diyordu ki bundan rivayet edildi. Onun bu meselede fetvasından döndüğüne delalet eden bir rivayet ki ma şöyle bir rivayet ya kad haddesena Nesr ibn Merzuq. قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي السهباء أن ابن عباس عبد الله بن عباس أبو السهباء diyor ki Abdullah ibn Abbas نزع عن الصرف bu sarf meselesindeki fetvasında rücu eyledi. Zaten yukarıda da geçti ya hadisleri duyunca ha, ben kendi fikrimle böyle fetva veriyordum istiğfar ederim ya, Allah beni mağfiret eylesin yanlış fetva vermişim dedi. فهذا ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس وهو الذي روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ki Hazreti Üsame'nin hadisini o rivayet eylemişti. O da Peygamber Efendimiz'den ki ennehu kâle Peygamber Efendimiz buyurdular ki innemar riba fin nesiyati onu bu rivayet etti. Ribel nesiye haram olunca ribel fadıl caiz olur diye bu hadis Abdullah ibn Abbas rivayet eylemişti. وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل وأكثر من ذلك. Hatta o hadisten tevil etti ki gümüşü gümüşüne sat, iki misline sat, altını altına sat, iki misline sat. Böyle de tevil eylemişti. Böyle o hadisi rivayet ettiği halde قَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكِ bu kavlimden rücu etti. Niye? Bu fetvası rivayette istinad etmiyordu. Kendi fikriydi. Fakat rivayetleri, ashab-ı kiramdan diğer rivayetleri duyunca döndü ve istiğfar etti. فَاِمَّا يَكُونَ رُجُوهُ لِعِلْمِهِ peki niçin rücu etti? Bu rücuya bildiği için ki اَنَّمَا كَانَ اُسَامَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ حَدَّسَهُ اِنَّمَا وَرَبَ الْقُرْآنِ o vakit anladı ki Hazreti Üsame'nin rivayet etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de zikredilen riba. Ona ribel Kur'an diyor. Yani Peygamber Cenab-ı Hak Teala Hazretleri riben neseyi tahrim eylemiş. Ribel fadıl hakkında Kur'an bir şey söylememiş. Ya bunu öğrendi ve alime enne riben nesiyati bi gayri zalik. Riben nesiha bunun gayrisiyle olur. Ya bunu bildi ev yekûnu sebete indehu yahut onun indinde sabit oldu. Ma hâlefe hadîse Üsâmete radıyallahu anh. Hazreti Üsame'nin hadisine muhalif olan diğer rivayetler ona muhalif geldi, onu öğrendi. Ha, bak bu kadar rivayetler varmış. Ve lem yekun zâlik fi hadîse mimma lem yesbut minhu. Kendisinden evet. Mimma lem yesbut minhu hadîsü Üsametu min kesreti men nakalehu lehu. İbare şöyle oluyor. Ev yekûne sebete indehu. Yahut da Abdullah ibn Abbas'ın indinde sabit olduğu ney? Muhalif hadisi Üsame radıyallahu anh. Hazreti Üsame'nin hadisine muhalif olan hadisler sabit oldu. Radıyallahu anh. O da neden? Mimma lem yesbut minhu. Hazreti Üsame'den sabit olmadı. Lem yesbut minhu. Hadisi Üsame'de nereye rapt edeceğiz bunu? Ev yekûnu sebete indehu ma hâlefe hadise Üsame radıyallahu anh. O nakillerde neden? O muhalif olan rivayetlerden. Mimma şur bir hadislerden ki lem yesbut minhu. Onlardan sabit olmadı hadis-i Üsame. Hazreti Üsame'nin hadisi sabit olmadı. Yani öteki muhalif olan hadisler sabit oldu. Hazreti Üsame'nin hadisi sabit olmadı. Ne için? Min kesreti men bir ravilerin çokluğu dan dolayı ki nekalehu lehu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den ribel fadlın haram olduğuna dair rivayet edenlerin çokluğu o kadar çok oldu ki Hazreti Üsame'nin hadisinde o olmadı. O çokluk yok. Hazreti Üsame tek bir adam rivayet edildi. Ötekini rivayet edenler çok oldu. Hatta kâmet aleyhi hatta onun aleyhine kıyam etti bihi o kesret-i ruvat sebebiyle el-hüccetü hüccet. Hüccetana kıyam etti ki muhalif olanların sözü daha kuvvetli. Ve lem yekun zâlik fi hadîs-i Üsâmete radıyallahu anh. Hazreti Üsame'nin hadisinde bu kesret olmadı. Lâennehu haberun vâhid. Hazreti Üsame'nin hadisi rivayeti bir haberdir. Haberi vâhiddir. Faraca bunun üzerine Hazreti Abdullah ibn Abbas rücu etti. İlâ mâ câet bihil cemaat. Bir cemaatin ki 16 sahabe. 16 sahabenin rivayetine rücu etti. Ellezine öyle cemaat ki tekumu binaklihim el hücce. Onların nakliyle hüccet kaim olur. Evet. Ve tereke Abdullah bin Abbas terke eyledi ma ca'a bihil vahid. Birin rivayetini. Ellezi öyle haberi vahid ki kad yecuzu aleyhi sahvu vel galatu vel gaflet. Bir adam sehveder, galet eder, gaflet eder. Fakat bir cemaat sehv-i galette ittifak edemezler. Birisi sehv-i galete geçse öteki gitmez. Bunlar 16 sahabe, o bir sahabe. Bunun için anladı ve fetvasından döndü. وَهَذَا الَّذ۪ي بَيَّنَّا فِي الصَّارْفِ İşte bu sarf meselesinde bizim beyan ettiğimiz bu meseleler قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el Fatiha.